Arkadaşlar merhabalar. Bakın size kimi getirdim. Uzun zamandır özlemişsinizdir bu Sima'yı görmeyi. Tabii benim de gül cebalimi görmeyi. Şimdi ne yapacağız bugün? Hani size söz vermiştim. Böyle OIT ile ilgili bir video yapacaktık. Ondan işte arkadaşım Bora acayip tecrübeli. Hem OIT hem de Step 3 değil mi? Evet. Daha çok Step 3 bu arada. Nasıl bu Step 3? Kabus. Bittiğine şükrediyorum. Hocam kabusta bir sınava girecek adamlar var ya. Yani tabii iki oturum olduğunu hatırlatayım öncelikle. Ya ona da ayrıca bir video yaparız. Yapalım. Tamam. Aslında post Step bir video yapalım ona bence de. Tamam. O zaman biz şu OIT ile başlayalım mı? Evet, OIT şöyle, ben çok yüksek bir puan almadım öncelikle, hani onu söyleyeyim arkadaşlar. Kasım'da girmiştim OIT'ye. Tamam. Ama kendi İngilizce seviyem hakkında belki bir şeyler söylemem lazım. Ben lisede İngilizce görmedim. Ortaokuldaki bilgilerle işte onu canlı tutmaya çalıştım biraz. Onlarla girdim. OIT bence çok büyük bir şans. Hani Cem bazen şeyden, CS'in kalkmasından falan bahsediyor bazı videolarda, ama bizim açımızdan da bir taraftan da büyük şans. Türkiye'de girmek çok kolay. Bir Amerikalı kaç merkez var Amerika'da OIT için? OIT için vallahi bilmiyorum, her yerde var. 4 ya da 5'ti biz girerken. CS için mi diyorsun? OIT için. Ha. OIT için 4 ya da 5'ti. Şöyle söyleyeyim, Houston'daki arkadaşlar San Diego'ya gittiler. Benimle beraber girenler. Yani onu biliyorum. New York'ta vardı, Chicago'da vardı, 3-4 merkez vardı. Yani ve dolayısıyla uçak, otel paraları falan ödüyorlardı. Yani bizde ise İstanbul'da 2 ayrı merkezde yapılıyor. Bence çok büyük şans. O zaman şöyle keseyim ben şimdi. Bir kere bu OIT ne abi? Açılanı OIT, Occupational English Test diye Avustralyalıların bulduğu Medical English için yapılmış, böyle hani onun proficiency imtihanı gibi yapılmış bir sınav. Daha çok Avustralya ve Yeni Zelanda'daki tıbbi personelin, hemşire olsun, doktor olsun, orada istihdamı için yapılmış bir sınav. CS kalkınca da ECFMC onu şey yaptı, geri döndü. Tamam, şimdi bu 3 aşama var değil mi? Burada dinleme var. 4 aşama var. Ha, söyle aşamaları. Şimdi şöyle oluyor, 2 merkez var dediğim gibi, önce onlardan bahsedeyim. Ben Beşiktaş'ta girdim, Barbaros'ta. Şimdi aklıma gelmiyor ama zaten hani onu Google ederseniz Şişli'de bir otelde olduğunu söyledi arkadaşlar. Ve ikisine de girenlerden öğrendiğim kadarıyla Beşiktaş'takinin daha rahat olduğu, bir dershane ortamı olduğu filan, açıkçası daha rahattı, daha kolaydı imtihana girmek. Ses açısından distraction daha azdı. Dolayısıyla ama şunu çok yaşadık. OIT nedir, nasıldır, bilgi, kaynak, hani çok problem oldu. Bir ay, bir buçuk ay onunla geçti. Toplamda da 2 ay çalıştım diyebilirim. Yani çok aşırı efektif olmamakla beraber. Sınav saat 9'da başlıyor çoğu sınav gibi. Yavaş yavaş. 4 aşama. Bir dakika. Şimdi tamam, bu Occupational English Test 1. Bunun İngilizcesi, İngilizcesi, doğru. Avustralya menşeili bir şey. Doğru. Türkiye'de bu girilebiliyor. Doğru. Kayıt nasıl yaptırıyoruz? Şimdi kaydı online, occupationalenglishtest.org'du sanırım. Oradan girip online kaydınızı yaptırıyorsunuz. 520 Avustralya doları gibi bir para yatırıyorsunuz. Bu bizim dolarla aynı mı bu? Yok, düşük. Ha. Düşük. Yine kârdasınız ha! Hadi bakalım. Düşük. Yani şimdi tabii şu anki kuru bilmemekle beraber Amerikan doları, dolarların en yüksek Amerikan doları zaten. Kanada doları da daha düşük. Anladım. Tamam. O zaman Türkiye'de giriyoruz. 550 Avustralya dolarını yatırıyoruz. Yaklaşık 520 lira var. Bunu da step 1 ve 2'yi verdikten sonra bu teste giriyoruz. 2 sene geçerliliği var. Orasını tam bilmiyorum. Ama o 2 sene içerisinde, çünkü bizim steplerde sıralama yok. Tamam. Belki 2 sene içerisinde hepsini geçeceğim, sertifikamı da alacağım diyen önce OIT'ye girip o 2 sene içerisinde diğerleri yetiştirebilirse sertifikayı alır mı? O konuya bir bakmak lazım. Tamam, sonuçta 2 sene bu geçerli. Tamam. Şimdi sınavın içeriğine gelelim. Sınavın içeriği şöyle. Önce aşamaları söyle. Önce listening ile başlıyorsunuz. Dinlemeyle başlıyoruz. Sonra reading kağıtlarını dağıtıyorlar. Tamam. Sonra writing, ona bahsedeceğim. Tamam. Sonra bir ara verebilir. Genelde de bir ara veriliyor, 15-20 dakika, bazen yarım saat.
sonrasında da speaking yapıyorsunuz. Ancak OIT'nin beni zorlayan tek tarafı, yani yegane zorluğu, geçişler arasında hiç zaman yok. Şimdi oraya girelim. Şimdi listening kaç, ne kadar sürüyor? 3 bölümden oluşuyordu. 3 bölümden oluşuyor. Ne soruyorlar listening? 1 saat, 1,5 saat gibi soruyor. Yani sürekli bir dinleme var. YouTube'da örnekleri var, ondan bahsedeceğim. Tamam. Dinlemede ne içeriğiyle dinleme? Yani şöyle, TOEFL gibi mi böyle? TOEFL'a yakın. Hep içerik tamamen tıbbi İngilizce bir kere. Tıbbi İngilizce. Tamamen tamam. Tıbbi güzel. İngilizce. Sınavın tamamı listening'i de olsun, writing'i de olsun, speaking'i de olsun sadece tıbbi İngilizce. Yani literature bu, edebi dil ya da işte makale, konu dışı, öyle o tarz şeyler yok. Tamam. Şimdi o zaman nasıl oluyor? Bir şey dinliyorsun. Dinliyorsun. Onunla ilgili sorular önünde, hemen dinledikçe geri sarma şansın yok. Yani soruları dinlediğin anda yakalayıp cevaplaman gerekiyor. Anladım. İlk kısım özellikle 24 sorudan oluşuyor. İlk kısım özellikle hiç geri alamayacağın karşılıklı bir conversation oluyor şeyle, hasta ve doktor arasında. Orada sorular önünde duruyor. İşte hastanın ilk şikayeti neydi atıyorum. İşte adetiyle ilgili ne olmuş. Nokta nokta orada fill in the blanks'i dinleme esnasında doldurmak gerekiyor. O zaman şöyle anlayayım. Bir tane kağıt var önünde. Kağıtta evet. Boşluklar var. Evet. Sen dinliyorsun. Anladığın kadar o boşluklardaki şeyleri doldur. Peki şimdi sıkıntı, geri alamıyorsun. Bir kere de yakalayabiliyorum. Tamam. Typing'de mi böyle? Elle mi doldurursun? Elle de yapılanı var artık. Computer based OET diye bir şey var. Daha bunu tercih edecekler için. Ama bizde sadece yazılı olarak vardı. Option bile yoktu yani. Sonradan option çıktı. Yani Kasım Aralık'ta falan çıktı. Ama şimdi böyle typing'de yapabiliyorsun. Galiba artık online de yapılabilecekmiş. Yani evinden de yapabilecekmişsin bunu. Anladım. O zaman bu sadece şey değil ya. Sadece dinleme değil, yazma da gerekiyor buna. Ya tabii, işte typing yapacaksan typing de gerekir. Yani ne yazdığını bileceksin değil mi? Tabii evet. Peki Amerikan İngilizcesi ile şeyde bir farklılık var mı? Telaffuzda bazen böyle ağdalı bir İngiliz konuşması denk gelebiliyor. Hani korkutmayayım, listening kısmı zor değil. YouTube'da listening, OET listening diye yazıp da bir sürü kaynak, 70-80 tane kaynağa ulaşılabiliyor. Kaynakların hepsi gerçek sınav simülasyonu şeklinde. O zaman tamamı, listening sınavının tamamını yapıyor. Önce karşılıklı conversation demiştim ya, onu yapıyor. Sonraki sorularda da test şeklinde sorular ve bir konuşmacının yaptığı lecture'dan o soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şimdi hepsini bir kere kabaca nasıl olduğunu anlatalım. Ondan sonra kaynaklara geçelim. Yine böyle listening falan diye devam ederiz. Şimdi listening'i bir anladık. Adam konuşuyor, sen boşlukları dolduruyorsun. Bir kısmı öyle. Karşılıklı conversation. Başka nasıl oluyor? Öbür kısmı, öbür iki parçası da listening'in üç parçası var. Evet. Diğer iki parçası da zorluk dereceleri, farklılık göstermekle beraber. Birinci de hastane ortamında geçen farklı farklı konuşmaların farklı farklı sorularından oluşan ikinci parça öyle. Mesela hemşire ile doktor konuşuyor. Anestezi teknisyeni ile cerrah konuşuyor. Güzel. Ve onun o konuşmada geçen olaylarla ilgili bir soru var. Sonra öbür soru, öbür soru, hep böyle konuşmalar geçiyor. Bunda da yine boşluk mu var? Boşluk da hayır. Şey, ha. Şıklı. 3 şık, 4 şık. Ha, bunda şık var. Şık var. Ha, güzel. Tamam. Şık var. Hızlıca konuşma başlamadan da belli bir süre zaman veriliyor sorulara bakmak için, yaklaşık 2 dakika. 2 dakika değil. Evet, güzel. Evet. Ondan sonra kayıt başlıyor, kayıt dönmeye başlıyor. Oradan hemen soruları yapmaya çalışıyor. Kaydı durdurabiliyor musun? Hayır, asla konuşmaların listening'e hiç listening'de kayıt durmuyor. Başa sarmak öyle bir şey yok. Tamam, listening'de arkadaşlar kayıt durmuyormuş. Evet. Dinliyorsunuz, birinci aşamada filling the blanks, boşlukları dolduruyorsunuz. Evet. İkinci aşamada size kağıda izin veriyorlar biraz bakmanıza, o kağıttaki soruları. Evet. Daki farklı şık kayıtları şeklinde. Ha, şıklar var ama burada. Var. Burada aynen. Şık var. Ve üçüncüsü nasıl? Üçüncüde de yine aynı sistem. Soru cevap, şıklı soru cevapla. Yalnız konuşan tek bu sefer. Lecture dinliyorsun. Adamın biri bir konuyla ilgili bir sunum. İlkinden ne farkı var bunun? Farklı farklı sesler değil. Her sorudaki ses farklı değil. Bu sefer konu akıyor. Lecture ile ilgili soruları cevaplıyorsun. Tamam. İlkinde her sorunun ses kaydı farklı. Her sorunun conversation'ı birbirinden farklı. O zaman şimdi benim kafam karıştı. İlk başta ne dinliyor abi? İçerikli? Birinci kısımda karşılıklı doktor ve hasta muayenesi. Doktor hasta muayenesi. Orası fill in the blanks'ta. Onu geçtik. Tamam, geçtik. İkinci kısımdaki sorularda her sorunun kendine ait küçük bir ses bloğu var. O ses bloğunda atıyorum birinde hemşireyle
doktor arasında bir şey konuşuyor. Soruda da diyor ki hemşire hanımın bu hasta ile ilgili en büyük endişesi nedir? Ha güzel. Atıyor. Tamam. Üçüncüde ders dinliyorsun. Üçüncüde de ders dinliyorsun. Aa, diyor ki işte doktor Can Ören hangi konuda işte atıyorum radyolojide sıkıntı yaşamış? Birinci soru o. İkinci soru işte hep senin oradaki sunumunla ilgili, içerikle ilgili sorular ve bazı çalışma malzeme preparatlarda şey var. Sorular ters. Yani gerçek sınavda sorular hep akışa göre geliyor. O konuda endişelenmemek lazım. Yani akışan kastın ne? Yani konuşuldukça soruların sırası konuşmanın sırasıyla uyumlu. Aa anladım. Bak bu güzel taktik ha. Yani sırasıyla öyle alttan üstten sağa sola gelmiyor. Tamam. Yani bazı ses kayıtlarında göreceksiniz ters sorular, önceki konuyu bir daha sormak falan gibi böyle bir şey yok. Bu çalışma esasında olan şey. Aynen aynen. Tamam. Gerçek sınav o kadar zor değil yani. Tamam. Listening'i ben anladım. Çoğu kişi de anlamıştır. Peki hemen kağıtları topluyorlar. Reading kağıtlarını dağıtıyorlar. Arada boşluk yok mu? Tuvalete geldi adam ne yapacak? Yani işte evet. Arkadaşlar artık bez bir bağlı artık. 3 saat tuvaletini tutacak. Ara vermek yok arkadaşlar. Sıkıntılı süreçlerden biri bu yani. Tamam. Valla artık tuvaleti tutmayı öğrenin. Aynen. Öyle diyelim. Peki evet. Yemek içmek serbest mi? Sadece su var ve normal kalem tıraşla açılan tahta kalem. Hocam zaten su içme zaten. Su ya. Var sadece, başka bir şey yok. Suyu da içme yani, hani aynen, sıkıntı olur. Tuvaletin gelebilir. Heyecandan geliyor ha parası. Geliyor evet. Benim evet. Çok olmuş. Şimdi tamam. O zaman yazıya reading, geçelim. Reading. Ha, reading. Reading. Ha, reading'e geçelim. Reading'de de yine 3 parça var. 3 parçada ilk kısmı bence en kolay kısmı. Bir paragraf var. O paragrafla ilgili yine fill in the blanks'ler var. Yani hatta şöyle fill in the blanks'ler. Bu konu hangi paragrafta geçiyor şekli. Paragrafın ismini hani A, B, C. Şimdi bir dakika. Önüne senin kağıt veriyorlar. Evet. Evet. Kağıt kaç paragraf var kağıt okuma şeyinde? 5 ya da 6 paragraflı. 5-6 paragraf. Kaç dakika veriyorlar sana okuman için? İşte orada bir sıkıntı var. Biraz zaman problemi var. Onu o kağıtları hatırlıyor musun yoksa? Hatırlıyorum. 15 dakikada ilk parçayı vermek gerekiyor. Kağıtları çünkü hemen alıp reading'in ikinci parçası. 15 dakikada okuyorsun ve soruları da mı yapıyorsun? Evet, 13-14 tane sorusu var. Ha, kağıt yanında, sorular yanında evet. Okuyorsun, yapıyorsun. Evet. Evet. Tamam. Orada benim başıma bir şey geldi. Onu ben belirtmek istiyorum. Anlat hocam. O kadar hızlı bir şekilde yani paragrafın içerisindeki sorular özellikle çok detaylıydı. Paragraftan yakalanamayacak şekilde bu skimming yapmak gerekiyormuş. Skimming ne hocam? Aç bir kanalı. Çok hızlı yüzeyel okuma. Yani kelime kelime okumak değil, kelimeleri hızlı hızlı görmeye çalışmak. Çok hızlı okumak. Ve biz onu yapmaya çalışırken biz 3 kişi girmiştik. Şansımıza kalabalık değildi. Ve ilk reading'in ilk parçasında ben çok başarısız olduğumu düşündüm. Yani bazı şeyleri yetiştiremediğim, bazı soruları ve kelime hatasını kabul etmiyor. Yazarken. Hmm. Peki yani bu listenin içinde geçerli mi? Orada biraz tolerans olduğunu duydum açıkçası ama reading'de gördüğünüz için yazılışı, oradan görüp öbür tarafa yazdığınız için zaten orada bir tolerans yok. Ama listening'de tolerans olduğunu biliyoruz. Hani bu konuyla ilgili bilgiler tabii kulaktan dolma. Yalnız ben hani yaşadığım şeyi anlatayım reading'le ilgili. Diğer arkadaşlarla da arada konuştuk beraber girdiğimiz. Kimse yetiştiremedi. Ben sınavı geçemeyeceğimi düşünüyordum hatta. Sonra OIT'nin Facebook sayfasında orada hemen sağ altta soru cevap kısmı var. Oraya yazdım. Dedim ki şu tarihte şurada şu sınava girdim ve reading'le ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani başarılı olup olunmadığı ile ilgili ya da herkes başarısızsa acaba bununla ilgili bir şey olacak mı? Oradan da net bir şekilde hızlıca cevap verdiler. Şöyle dediler. Eğer dediler genel olarak bir problem olduğunu fark edersek, yani başarısızlık anlamında yetişemediğini fark edersek herkesi mağdur etmiyoruz. İttiriyoruz ya. Yani. Ve öyle oldu. Yani ben çıktığımda reading'den geçemeyeceğimi düşünüyordum. Ve anladım. Bu arada hepsini geçmemiz gerekiyor. O çok önemli bir bilgi. Dur onu en sona geleceğiz. Hepsini geçmek gerekiyor. Çünkü birinden kalırsak sadece onu tekrar etmiyoruz. Tamamını tekrar ediyoruz sınavı. Anladım. Tamam. Şimdi reading'in ilk aşaması iki tane kağıt var önünde. Okuyorsun, dolduruyorsun. Aynen.
hızlı okuyacak. Aynen. Geri kısmı da, geri ikinci ve üçüncü parçası da klasik paragraf, paragrafla ilgili çoktan seçmeli. Paragraf, paragrafla ilgili çoktan seçmeli. İlki handwriting, diğerleri evet, çoktan evet, seçmeli. Evet. Tamam, güzel. Reading'in zor olmadığını söyleyebilirim. Yani benim başıma gelen bence ekstrem bir şeydi. Peki reading ne okuyorlar abi? Ne? Tamam mı? Tıbbi makaleler ve bununla ilgili de hani sağda solda şeyler, kaynaklar böyle var. Daily Science diye ben YouTube'dan öyle bir şeyler, öyle hiç bir şey duymadım. Var mı? Ama yani tıbbi makale okuyan herkes, yani şöyle makaleler var, işte vitaminlerin faydası, işte gebelikte folik asitin faydaları, atıyorum anestezi ajanlarının yeni... Biraz böyle magazinimsi. Magazinimsi, tamam. Evet evet, ya Medscape gibi, işte şey gibi, hatta böyle hepsi tıbbi doktorlara yönelik olmayan, hafif böyle halk içinde yazılmış tıbbi metinler vardır ya, o tarz. Tamam, güzel. Yani zaten bu sınavın yurt dışında şeyi var. OIT biz tıp için giriyoruz ama nurse olanı var, dentist olanı var. Hani hepsinin de farklı farklı. Ha. Bilgi düzeyleri, reading'deki, listening'deki bilgi düzeyleri farklı farklı. Anladım. Hatta bazı soruları tıbbi bilgiyle de cevaplayabiliyoruz. O zaten Allah'ın emri hocam. Yani hiç şey olmadan ya da dinlemeden doğru. Onur uyumlu olabilir. Derslerinizde çalışın. yani bu yani şey yapmak için. Deli gibi çalışıyorlar. Tamam, güzel. Şimdi neyi hallettik hocam? Listening hallettik, reading hallettik. Şimdi geldik writing'e. Writing'e geldik, writing, evet. En çok benim ve hatta hepimizin, beraber giren arkadaşlar da aynı şekilde zorlandığımız kısım bu. Çünkü bizim Avustralya'daki sağlık sistemine uygun bir referral letter yazmamızı istiyorlar. He, referral letter açalım hocam. Referral letter şu demek, ben pratisyen hekimim, sen radyologsun, ben pratisyen, o hasta mı? Bazı görüntüleme yöntemleri için sana refer ediyorum. Yani sevk ediyorsun. Sevk ediyorum. Onun için de hastanın genel tıbbi durumu, geçmişi, işte history'si, şusu, ne talep ediyorum senden, ne nasıl bir rapor beklerim filan gibi. Bu tabii tamamen formu. Bizdeki epikriz değil hocam. Gibi ama biraz da talep var. Epikrizde hani genel bir bilgi vardır ama şimdi anladım. Sonunda yani, da talep var. Buradaki, ben buradaki karşılığı onun ne? Böyle kısa bir bilgi yazıyorsun. Altına da sana bunları yazdım şu işin, işte endoskopi yap bunu bu diye falan gönderiyor. Bu 200 kelime oluyor bu. Ne kadar oluyor? 200 kelime yaklaşık. Tamam. Ve şeyi var, yani o da ağdalı İngilizce, yani hani Dear Doctor Earn virgül. İşte ilk paragrafta. Onun peki şablonu var mı abi? Kafadan mı yazıyorsun? Genel olarak var ve oradan çalışıyoruz. Hayır, çalışırken mi var yoksa sınavda böyle mesela history, hayır. İşte öyle bir şey yok. Hayır. Beyaz kağıt var hocam. İki ayrı, tabi beyaz kağıdı veriyorlar sana, direkt yazıyorsun. İki ayrı yöntem var, bir kronolojik. Kronolojik işte hasta gelmişti, işte şu su tansiyonu vardı, sonra böbrek yetmezliği oldu, sonra atıyorum şu oldu bu oldu gibi. Ya da daha acil durumlar için kullanılan, hasta geldi, eklempsisi var filan falan deyip ondan sonra devamında hafif bir bunu gelecek. Elle mi yazıyorsun elle, yok? Ya işte bu computer based'de iş değişiyor. Computer based'de var artık. Artık var mı? Yani daha ben typing'im daha iyi, onunla yazarım, daha kolay silerim ederim falan diyenler için daha böyle o. Peki, anladım. O iki şey de var. Hem Elias'ı var. Tercih edebiliriz. Hocam benim Elias'ını okuyamaz bunlar ya. Dur. İşte okuyorlar bir şekilde. Hadi ya. Bir de o eczacı mı hocam? Kağıt... çizgili kağıt veriyorlar ve kağıtların hani şey, onun bile paragraftan ayırmak gerekiyor. Bir paragraf boşluk bırakmak gerekiyor filan. Yani böyle bir sınavın öyle bir durumu var. Valla o zaman ben artık bu USM'li birinci sınıflara görev daha vereyim. Böyle güzel yazı çalışın arkadaşlar. Yani, öğreti için gerekebilir. Ya ama da typing çalışsalar daha iyi olur. Yani. Typing. 10 daktilo, 10 parmak daktilo devam. Tabii. Çünkü belki de bir süre sonra artık elle yapmayacağız. Hep herkes online yapacak diyebilirler. Anladım. Şimdi o zaman peki kaç soru oluyor burada yine? 3 bölüm mü? Hayır. Burada bir tane letter yazıyorsun. Burada tek letter yazıyorsun. Tabii. Hastanın bilgileri. Peki o bilgileri nereden öğreniyorsun? Veriyor sana matbu olarak. Ne veriyor sana? İşte hastanın yaşı, hastalığıyla ilgili 2-3 sayfa bir bilgi var. Hastayla ilgili. Burada özet çıkartıyor sana yani. Ve aslında oradaki bilgilerin relevant'ını, irrelevant'ını ayırmanı istiyor. Tamam hocam, bunun triği buymuş. Esas bunu söyleyeceğim yani. Tabii aslında bunu istiyorlar. Sen konuyu aç, hatırlatıyorsun bunu. Tamam size. Güzel. Şimdi arkadaşlar anladım. Bir tane, 3 tane kağıt veriyorlar size. Kağıtta doğumundan ölümüne kadar yazmış adam. O kadar detaylı değil. Onu abarttık. değil. Yok o kadar. Neyse. Bayağı yazmıştı o kağıtta. İşte hastanın onun içinden güzel yerleri çıkaracaksınız. Peki copy paste oluyor mu hocam? Copy
PES derken abi. Yani oradan ben güzel cümleyi çevirdim. Bak onu yapışırdım. Hayır, hayır, cümle şeklinde de değil. Nasıl bir şey abi? İşte tansiyonu şu, nabzı bu. Hani kısa bilgiler şey. Ölçüsü yok mu adamın? Var var da işte cümle olarak yazdı. Tansiyonu şununla olarak geldi falan. O kopyalamanı engelliyorlar. Ha. Yani bilgiler daha özet ve rakamsal. Bendeki table gibi yani. Bizim kafa başka çalışıyor. Yok, copy paste yok, yok, yok şey. Öyle yayın yapıyorlar hocam. Yapıyorlardı şimdi ben. Copy paste yayın yapıyorlar. Yapıyor. Al günü abi oyunun abi. Referans mektubu yazıyorlar copy paste. Yazabilir. Yazabilir. Biz copy paste yapmıyoruz arkadaşlar. Copy paste müsaade etmiyor zaten. Yani orada şunu istiyor. Gerekli gereksiz bilgileri ayırt etmesini istiyor. Doktor mu bu adam? Hani bu kişi lüzumsuz şeyleri yazmış mı? Çünkü belli bir kelimenin üstüne de çıkılmasını istemiyorlar. Yani 170-200 200 bandı, 220-250'ye çıkınca direkt çiziyorlarmış. O zaman anladım. 170-200'ü geçmemek gerekiyor. İlgili, ilgisizi ayıracaksınız. Kendi cümlelerini kurabiliyor musun? Tamam. Yani ve formal olarak. İkincisi de bu. Formal olarak kurabiliyor musun? Evet, cümleleri böyle karşılayanın okuyabileyip anlayabileceği. Evet, evet. Yani sevk yazarken böyle... Hocam bak ben bir anım anlatayım böyle. Şimdi askeri liste şey dedik, askeri birlikte çalışıyordum ben böyle. Bir de hastanemiz vardı, oraya böyle set ediyorduk falan. Oradan böyle geri dönüyorlardı işte ya da toplantı gittiğimizde söylüyorlardı. Baş ağrısı yazıp göndermişler falan ya. Ya işte öyle değil. Yani baş ağrısı ne yapsın adam yani? Nereye? Yani burada bir de mesela çok böyle moreover'lar oldular, şunlar bunlar da olmasını istiyorlarmış. Yani tıbbi makale düzeyindeki bağlaçlardan ziyade yine formu ama daha böyle cümlenin biz hani Türkçe'de farklı farklı cümleleri peş peşe bağlayınca çok böyle güzel bir şey yaptığımızı zannediyoruz ya. Evet. Onu istemiyorlar. İki cümle max üç cümle yani üçüncü cümlede de çok kısa bir şeyden bahsediyor. Yani bağlaçlar. Hemen şunu söyleyeyim. YouTube'da videolar var. Ve az sonra belki bahsederiz. İki tane de böyle dershane gibi kurs yapan şirket var. Bu videoların çoğu da o kurs yapan şirketlerdeki hocaların videoları. Steve diye bir amca var böyle. Şey benim gibi sırma saçlı. Benim saçlar sırma hocam. Aynen. Yaşlıca bir ama çok tatlı tonton bir amca. Onun writing video, onun bütün videolarını ben tavsiye ederim. Çünkü o bana çok şey öğretti. Oraya geleceğiz dur. Yani, Steve seni etkilemiş hocam. Steve evet. Steve amca sağ olsun. Tonton Steve buradan sana Tonton selam gönderiyoruz. Tonton Steve'e selamlar evet. Aynen, tanışmıyoruz ama. Tamam, Steve'i seyrettiriz. Yani seyrederler isterlerse. YouTube'da hiç para gerek yok. YouTube'da var. Tamam, güzel. Şimdi o zaman writing tek bölüm. Üst sayfa var. Onu böyle güzelce yazacaksınız. Göndereceksiniz. Ne kaldı? Bitti. Araya verdik. Tuvalete gidebiliyor muyuz? Tabii artık tuvalete gidebiliriz. Yemek yiyebiliriz, su içebiliriz, kahve içebiliriz. Tamam hocam. Ara verdik. Sıra bitmedi ama. Bitmedi. Speaking var. Evet, speaking'i anlatalım bakalım. Speaking'de karşılıklı şeyler var hocam. Soru cevap kartları var. Bir kart hocaya yönelik, bir kart öğrenciye, sınava giren kişiye yönelik. Tamam. Bunlardan iki tane oluyor. İki tane karşılıklı conversation yapmak zorundayız. Tamam. Öğretmenle. Benim şansıma çok tonton 170-200'ü geçmemek gerekiyor. İlgili, ilgisizi ayıracaksınız. Kendi cümlelerini kurabiliyor musun? Tamam. Yani ve formal olarak. İkincisi de bu. Formal olarak kurabiliyor musun? Evet, cümleleri böyle karşılayanın okuyabileyip anlayabileceği. Evet, evet. Yani sevk yazarken böyle... Hocam bak ben bir anım anlatayım böyle. Şimdi askeri liste şey dedik. Askeri birlikte çalışıyordum ben böyle. Bir de hastanemiz vardı. Oraya böyle sevk ediyorduk falan. Oradan böyle geri dönüyorlardı işte. Ya da toplantı gittiğimizde söylüyorlardı. Baş ağrısı yazıp göndermişler falan ya. Ya işte öyle değil. Yani baş ağrısı ne yapsın adam yani? Nereye? Yani burada bir de mesela çok böyle moreover'lar oldular. Şunlar bunlar da olmasını istiyorlarmış. Yani tıbbi makale düzeyindeki bağlaçlardan ziyade yine formu ama daha böyle cümlenin biz hani Türkçe'de farklı farklı cümleleri peş peşe bağlayınca çok böyle güzel bir şey yaptığımızı zannediyoruz ya. Evet. Onu istemiyorlar. İki cümle max üç cümle yani üçüncü cümlede de çok kısa bir şeyden bahsediyor. Yani bağlaçlar. Hemen şunu söyleyeyim. YouTube'da videolar var. Ve az sonra belki bahsederiz. İki tane de böyle dershane gibi kurs yapan şirket var. Bu videoların çoğu da okur.
burs yapan şirketlerdeki hocaların videoları. Steve diye bir amca var böyle. Şey benim gibi sırma saçlı. Benim saçlar sırma hocam. Aynen. Yaşlı diyor ya ama çok tatlı tonton bir amca. Onun writing video, onun bütün videolarını ben tavsiye ederim. Çünkü o bana çok şey veriyor. Oraya geleceğiz dur. Yani, Steve Selenklik hocam. Steve evet. Steve amca sağ olsun. Tonton Steve buradan sana selam gönderiyorum. Selamlar evet.